Feyyaz Hanımcığım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, çok şükür iyiyim. Kısa bir söyleşi yapacağız bugün sizinle. Bize resim öykünüzün nasıl başladığını şöyle kısaca anlatır mısınız? Evet, tabii. 1969 yılında Ankara Kadın Dernekleri, Kadın Ressamlar Derneği'ne davet edildim. 70'te oraya girdim ve öylece başladım. 1984'te de Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'ne davet edildim. Oraya gittim ve büyük bir mutluluk içinde çalıştım. 50 küsür senedir çalışıyorum. Çok büyük bir tutku ile çalıştım. Çok severek çalıştım. Aslında zahmetli ve acılı bir meslektir resim. Yani bunu size anlatmam biraz zor belki de. Çünkü çok çok acı çekerim ben resim yaparken. Evet. Ve büyük bir şevkle başlarım. Oldu, olmadı, oluyor, eyvah filan. Arkası, neyse, oldu, biraz oldu filan diye bir sevinç duymaya başlarım. Sabah otururum şeyimin başına, tuvalemin başına. Akşam olur, tabii yemeğimi filan yiyorum. Mutfağım da benim şeyim, atölye. Orada çalışırım. Bakarım akşam oldu, güneş gidiyor, eyvah. Şimdi içime bir hüzün çöker. Ben isterim ki güneş yeniden doğsun, ben çalışmaya devam edeyim. Çünkü öyle tutkulu bir meslek ki bu. Yani anlatılacak gibi değil, çok çok. Peki, 50 küsür yıl önce ne oldu da siz resme başladınız? Evet, onu anlatayım size. Enstitüdeyken Teslim Hocam beni çok çalıştı ve çok iyi olduğunu söyledi. Hatta benimle bir gel çalışalım diyordu. Tabii o da olmadı. Sonra evlendim ben. Hocam dedi ki, bak sen enstitüdeyken ne güzel resimler yapmışsın. Tabii daha basit bir şeyler. Hadi gel bir şey kursa seni. Aa yok dedim, ben Ahmet, şimdi herkes o kadar güzel resimler yapıyor ki, ben ay yok, katiyen gidemem. Elim ayağım boşam dedi, bak. Hadi lütfen dedi, bak. Ben akademiyi çok istedim, İstanbul'da. Babam evvela peki dedi, sonra işte kızını gönderme biraz zor, orada yaşaması falan demişler babama. Ben de, ablam da evliydi, ben yalnız kalacakları düşündüler, beraber olduk işte onlarla. Annem, babamla. Ve ben o şeye gittim, atölyeye. Ama Lütfü Günay atölyesi. Lütfü Günay'ın akademi mezunu olduğunu duyunca çok sevindim. Tabii akademi benim için çok önemli. Ona gittim. Dediler ki Lütfü Günay ameliyat oldu. Bir sevine sevine de geldim. Çocuk gibi kurtuldum. Yani şimdi Ahmet de çok böyle söylediğini yapmamasını isteyen bir şey ve okumayı çok seven bir insandı hocam. İktisat mezunuydu İstanbul. Sonra tamam dedi, ameliyattan sonra yine gidersin. Nasıl dedim, ben geçer gider. Nihayet beni kolum budağımdan tuttu ve beni atölyeye götürdü. Gittim Lütfü Günay. Karşıladı beni. Oturun şöyle dedi. Oturdum. Önüme bir şey şövalye koydu, kağıt koydu. Başlayın dedi. Bir de tors koydu önüme. Başladım. Biraz sonra geldi. Ama ben bir korku içinde. Herkes çalışıyor. Çok çok ciddi bir ortam. Çok ciddi. Herkes çalışıyor. Bir tarafta çıplak model var. Onlar daha öne geçer. O da onun çalışıyor. Bana göre daha çok erken mi diye düşündüler. Tors yapıyorum ben. Lütfü Günay geldi, sizin dedi resminizde de şiir var demez mi? Ben nasıl eve geldim? Necati Bey, nasıl bir sevinçle
Ah ben sana demedim mi karıcığım filan diye. Yani böylece bir kaçamak yapmaya çalıştım. Fakat elimi verdim, kolumu kaptırdım. Burada güzel bir şey söyleyeyim. Lütfü Günay rahmetli abimize Gülsen'le birlikte gitmiştik biliyor musunuz? Ben her yere Gülsen'le gitmiyorum. Bakın Lütfü Günay dedi. Lütfü Günay abimize birlikte gitmiştik. Nereye? Lütfü Günay'a. Çalıştınız mı orada? Yani? Söyleşi yaptım onunla. Ha, söyleşi. Evet. Evet. Aa. Söyleşiye birlikte gittik. Ha. Ülkü Hanım da vardı. Ülkü Hanım, evet. Peki, şimdi o zaman bugüne gelelim. Bugünleriniz nasıl geçiyor? Evet, biraz yavaşladı. Biraz yavaşladı. Ben istiyorum ki her an çalışayım. Ama ayaklar pek müsaade etmiyor. Yoruluyor, çabuk yoruluyor. Ama yine aklım onda. Büyük bir tutku bu. Necati Bey inanılacak gibi değil yani. Mesela ben hep evimdeyim şimdi. Hep evimdeyim. Çocuklar mesela yazdık. Yani yok ben çok mutluyum evimde. Resimlerim ben. Resimlerimle beraberim ben filan. Yani böyle... Resim yapmaya devam, üretime devam. İnşallah yani. Şimdi 91 yaşına girdim. Tabii çok sevinçliyim. Bazı şeyler, iyi notlar aldım sağdan, hocalarımızdan notlar alıyorum. Çok seviniyorum bunlara. Ama kendi kendime diyorum ki, bir 50 yıl daha çalışsam, acaba şimdi resimlerim için oldu diyebilir miyim? Yani olmuyor. Resim o, bitmiyor resim. Resim bitmiyor. Peki, resim yapmaya başlayan, başlamayı düşünen gençlere tavsiyeniz ne? Yani gençlere şimdi çalışmak. Yani öyle hava resimlerimi yaparken açık havada güzel şeyler görüyorum. Değişik renkler, değişik biçimler, resimsel konular. Koştura koştura evime geliyorum ve hemen çok tuvalin başına çalışmaya başlıyorum mesela. Ama şimdi bu biraz azaldı. O da beni rahatsız ediyor ama yine o aşk içimde. Onun içimde. Çalışsınlar, doğaya baksınlar diyorsunuz. Evet. Fazla yormayacağım. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum dediğiniz bir şey varsa ben onu istiyorum. Diyor ki, yetenek birdir. Ama çalışma %99 diyor. Bakın. Ki bu adam 26 yaşında Davut heykeli gibi bir muazzam şey yaptı. Bilmem gördünüz mü Davut heykelini? Orijinalini görmedim ama evet. O dev heykeli bilirim. Yani heykeli gördükçe düşünüyorum da bu adam 26 yaşında nasıl yaptı bunu? Ve diyor ki yetenek birdir. Ben %99 çalışma diyor 26 yaşında hep bu muazzam heykeli yapıyor. Daha Pietalar, çok heykelleri var yani. Yani o bana böyle bir şey verir. Yani düşünüyorum, o zaman diyorum ki gençler lütfen çalışsınlar. Lütfen. Mesela Veronese diyor ki, biz ellerimizle konuşuruz diyor Veronese. Peki, elimle çalışmak için konularını daima kafasında tutması, kafasında döndürmesi lazım insanın. Yoksa o iş olmaz. Yine Bedir Rahmi'nin bir şeysi var, sözü var. Şeyden bahsediyor, Bonar'dan. Bonar, 15 sene önce elinden çıkmış bir tabloyu müzeye kabul edildi, duyuyor. Koştura koştura gidiyor, bakıyor. Bir yabancı gözüyle bakıyor, diyor ki şurada ben biraz şu köşeye birkaç renk katsam resim daha iyi olacak. Ama bunu istemesi, yaptırması mümkün değil tabii böyle bir şey.
Ve bir hafta gidiyor, takip ediyor yolları, şeyin, o çok sert bekçinin dolaşmasını, ayaklarını takip ediyor. Küçücük bir şey palette istediği renkleri oraya yakın koyuveriyor. Bakın. Yani resim bitmez. Güzel. Resim bitmez. Güzel. Yani bir, ben misafirlerle ya resimle ilgili olmayan misafir var. Hep gözüm benim tablolarımdadır. Bakın şunu şöyle yapsaydım, keşke acaba daha iyi olurdu filan hep. Yani daima kafada olacak. Çok güzel. Sorular. Harika. Ağzınıza sağlık.